Evet. Propolis. Çok güzel propolis geldi. Vatandaş topluyor, taca gönderiyor. Evet. Propolis arı bitkinin çamın reçinesi akan gövdesinden dalından akan veya meyve ağaçlarının gövdesinden dalından akan reçineyi topluyor. Bitkinin yapraklarından akan sıvıyı topluyor. Kafasının üstünde bir enzim var. O enzimle karıştırıyor. Dünyanın en doğal antibiyotiğini üretiyor. Çok enteresan bir şey. Niçin böyle bir şey yapıyor? Kovandaki deliklerden, kırıklardan, yırtıklardan mikropların geçmesini önlemek için. Bakteri, virüs, mantarı öldürmek, parazitleri öldürmek, haşereyi öldürmek için. Tedbir alıyor, kovanını korumak için. Kovanda kraliçesi var, larvası yani cücük, balı var, her şey var. Yani o arı kovanını komple korumaya alıyor. Bu propolisler. Ama propolis arı kovanının olduğu yerde şehir içerisinde olmaz propolis. Adam getirmiş mesela Beşiktaş'ta ağacın tepesine kovan koymuş. Geçen haber oldu. Çevrede yeterince ağaç yoksa ne yapacak? Arı asfaltı alıyor. Propolis yapıyor. Asfalttaki zifti. Yani çok çok riskli. Propolis doğal ortamda olmalı. Yani şehirden uzak bir yerde, tarım alanında ağaçlardan doğal üretilmeli. Şehir içerisinde arıcılık olursa ne olur? Propolis tehlikeli olur. Zehirlenirsiniz. Ziften propolis yapar arı. Onu da yersen zehirlenirsin. Tehlikeli. Evet, çok güzel bir ürün. Propolis doğal ortamdan, Çankırı'dan geliyor. Şimdi bunun ağzınızda aft, uçuk, herpes, yara varsa herhangi bir şey veya dişinizde ısırdığınızda yara oluşuyorsa, morarıyorsa püskürtüyorsunuz. Yüzünüzde herhangi bir sivilce, akne varsa sürüyorsunuz. Bayanlar pis kokulu akıntıları varsa, vajinal akıntıları tampona damlatıyorlar, fitil gibi kullanıyorlar tamponu. Fitil şeklinde. Vajinadaki, rahimdeki ne kadar pislik varsa temizler. Doğal ve etkili bir antibiyotik. Tırnak mantarına, parmak aralarındaki pişiklere kullanılır vesaire vesaire. Kullanım alanı çok geniş.